Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere çok ama çok ama çok ama çok uzun zamandır çekmediğim bir video çekeceğim. Favoriler videosu. Neden çekmiyordum derseniz de neden çekmiyordum? Çünkü bu favoriler videosunu açıkçası ben hani bildiğiniz özentilikten başladım. Yani hani bütün YouTuber'lar çekiyor, ben de çekmeliyim diye başlamıştım. Hani o zamanlar bayağı böyle herkes çekiyordu çünkü. Ama sonra düşününce bana böyle çok şey gelmeye başladı. Yani her ay farklı bir ürünü favori olarak göstermek zorunda hissetme düşüncesi ve hani gerçekten de öyle olması beni biraz kastı. Çünkü hani çekmeyince de sorumsuzluk yapıyormuşum gibi hissediyordum hani bir ay eksik kalınca. Çekince de hani böyle bir ay boyunca bir ürünü ne kadar kullanıp sevebilirsiniz? Yani bu bana biraz mantıksız geliyordu. O yüzden ben de hani uzun zamandır çekmiyorum. Neredeyse bir yıldan fazladır hatta. Bayağı ürün kullandım ve içlerinden gerçekten hani kendi paramla da aldıklarım var. Ürün hani gelen de var ve gerçekten çok memnun kaldım. Ürün olsun, parfüm olsun, işte yazar olsun, kitap olarak okuduğum kitaplardan, işte dizilerden, müziklerden size böyle bir toplu favori yapmaya karar verdim. Bu ürünlerin hepsini hala bulabilirsiniz. Hepsi şu anda da satışta olan ürünler ve dediğim gibi gerçekten çok memnun kaldığım ürünler. Şimdi hemen başlayalım. Öncesinde Bioderma'nın bu mavi yüzük amajeli. Bunu ben ikili satılıyordu bu. Bir tanesi bitti, diğeri de bakın şu kadar bir şey kaldı bitmek üzere. Çünkü bütün yaz bunu kullandım. Aldığımdan beri hep yüzümü bununla yıkadım ben. Ve çok memnun kaldım. Birazcık cildi kurutuyor. Çünkü yağlı ciltlerin daha çok kullanabileceği bir formülü var. Evet, günlük ve karma ve yağlı ciltler için uygun bir ürün. Ama ben sivilce problemi yaşadığım için, kardeşim de yaşadığı için aynı şekilde. İkimiz de hani sivilcelerimizi de çok azdırmayacak bir ürün istiyorduk. Ve bize bunu önerdiklerinde biz de zaten ikilisi 70 lira falan bayağı uyguna geliyordu diye almıştık. Ve bir senedir falan bunu kullanıyorum dediğim gibi. Cildimde bir kurutma yapıyor ama zaten hep nemlendirici sürdüğüm için bu benim için çok büyük bir sorun değil ve sivilce yapmadı. Cildimi de çok güzel temizliyor. Güzel köpürüyor böyle. O temizlik hissini hissediyorum yani. O yüzden bayağı seviyorum bunu. Cilt bakım yani bakımdan devam edelim. Hindistan cevizi yağı. Bu da bitti gibi bir şey. Bütün yaz boyunca bunu kullandım. Saçlarıma özellikle. Kimisi makyajını falan da çıkarıyor ama ben hani kıllanma yapar diye korkuyorum. O yüzden makyaj çıkarmadım bundan ama saçıma sürekli bunu uyguladım. Alıyorum birazcık işte elimde ısıtıp böyle eritiyorum. Saç uçlarıma, saç diplerime bolca uyguluyorum. Böyle mesela akşam sürüyorum, sabah uyanıp yıkıyorum falan. Öyle kullandım ve çok memnun kaldım. Benimkinin markası Oneva. Coconut oil diye geçiyor. Ama herhangi bir Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ama bu normal çok memnun kaldım. Yani organik zaten ve çok güzel bir şekilde nemlendirdi saçlarımı. Sonra Maybelline'in bu iki paleti var. Bunlar bilmiyorum bütün yaz bunları kullandım. Hem çok kullanışlı oldukları için hem de renkler çok hoşuma gitti. Bu bronzer paleti çok güzel. İsterseniz bakın şöyle geçirip hani fırçayla kullanabiliyorsunuz. İster renkleri tek tek kullanabiliyorsunuz falan. Allık da aynı şekilde. Şu sondaki allığı çok kullanmadım. Hatta hiç diyebiliriz ama şu iki allığı çok kullandım. Ve şuradaki highlighter'ı da çok başarılı buldum. Hatta ikisinin highlighter'ı da bence çok başarılıydı. Dağılmaları çok güzel, yapıları çok güzel, renk vermeleri çok güzel. O yüzden hani eminim siz de bunları severek kullanacaksınız. İndirimde de özellikle bayağı uyguna gelir ve hani yaz kış fark etmeksizin hani açık rengi de var, koyu rengi de var. Yani istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Sonra bir oje var ki. Bundan 2 hatta 3 tane aldım. 2 tanesini şimdi İstanbul'da ben bunları hiçbir yerde bulamadım. Bunlar ne derseniz de Essence jel nail polislerinden 4 numaralı Sweet or Sweet Stay diye geçiyor. Bizim tatlı günlerimiz. İngilizim ben. Gerçekten harika çevre yapıyorum. Her neyse. Pembe böyle incimsi bir şeyleri var, görüntüleri var ama ben bunları beyaz, şu görmüş olduğunuz sarıya, maviye, pembeye, siyaha, her rengin üstüne bunları uyguluyorum ve o verdiği görüntü o kadar hoşuma gidiyor ki bunun, benim İstanbul'da bundan bir tane almıştım. Bitmek üzereydi. Tekirdağ falan da götürmüştüm. Neredeyse bitiriyordum. Ondan sonra Tekirdağ'daki Migros'ta, orada büyük bir Migros var. Essence standında buldum bunlardan. 2 tane de oradan aldım. Ve hala onları kullanıyorum. Yani bu şekilde kullanırsam 1-2 ay içinde bitecek ama olsun. Yani yine bulursam bunlardan yine stoklayacağım. Hem fiyatı çok uygun hem de ojenin üstüne verdiği o böyle pembe yansımayı o kadar çok seviyorum ki sürekli bunu kullanıyorum. Ve hani gerçekten siz de böyle benim gibi pembe böyle simli yansımaları falan seviyorsanız bunu çok beğeneceksiniz. Ve zaten çok da uygun fiyatlı. Sonra bunu yaklaşık bir 2 hafta önce aldım. Ve dudağımdaki ruj. Bunun gibi bir renk ben gerçekten rastlamadım. Yani o kadar beğendim ki bu rengi. Bunu da Büşra sayesinde buldum. Büşra da Instagram'da bir
blogger da görmüş, çok beğenmiş. Golden Rose'un mat tuşlarından 19 numarası. Böyle bordo desen değil, işte kiremit gibi hafif bir pembelik de var. Bilmiyorum ya, o kadar beğendim ki rengini ve yapısı da çok güzel. Ve altında hafif, zaten her mat rujun öncesine lip balm uygulayın. Ben de uyguladım çünkü diğer türlü çok kurutur yani. Öyle kurutmayan bir mat ruj olmaz. Duruşu çok güzel. Şöyle kalıcılığı böyle mükemmel değil. Tabii ki yemek yediğinizde çıkıyor falan ama yani hiç umurumda bile değil. Bu rengi verdikten sonra ben her saat başı da tazelerim yani. Rengini çok beğendiğim için size göstermek istedim. Tam bir sonbahar, böyle kış rengi. O yüzden bunu mutlaka alın yani. Beyaz terli koyu terli hiç fark etmez. Herkese çok güzel durur. Eminim ki ben bayılıyorum buna. Şimdi bu ıvır zıvırları bir kenara bırakıyorum ve daha sosyalleşmemizi gerektirecek favorilerime geçiyorum. Öncelikle yazar favorimden başlayacağım. Bu benim yazın değil, geçen sene okumaya başladım. Olasılıksız Empati ve neydi? Oz Büyücüsü. Adını tam hatırlamıyorum. O kitapları yazarı Adam Faver. Ya onun o kitapları okuduktan sonra hepsi böyle resmen bir solukta bitirdim. Şu anda o yazar tadında bir kitap arıyorum ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Yani çok fazla o köşede, mesela D&R'de oluyor ya, işte Adam Faver'ın kitaplarının olduğu yerdeki yazarların bazı kitaplarını okudum ama bana o enerjiyi vermedi. Sizin bildiğiniz varsa da bekliyorum. Gerçekten hani kitaplarının yazışı benim çok hoşuma gitti. Fantastik şeyleri ben çok seviyorum. Yani gerçekten fantastik şeyler beni aşırı mutlu ediyor ve hani metroda falan sürekli okuduğumda böyle kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden de bu Adam Faver tarzındaki önerilerinizi bekliyorum. Dizi olarak bir tane Kore dizisi önereceğim. Legend of the Blue Sea. Bunu zaten eminim biliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir dizi. Deniz, böyle, bu da biraz fantastik bir dizi ama benim çok hoşuma gitti. Çok fazla spoiler vermeyeceğim. Sadece deniz kızı ve bir insan aşkı gibi bir şey. Yani ondan bahsetsem yeter. Merak ediyorsanız dizinin özet kısmını okuyup hani dikkatinizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Bu ara ikinci bir dizi favorisi olarak How I Met Your Mother'a üçüncü kez tekrar başladım. Okulda böyle sabahları falan bir yarım saat, bir saat erken gidiyorum ve oradan bakın ya, hayatımdaki en huzurlu dakikaları olabilir yaptığım şey. Gidiyorum tamam mı okula? Bizim okulda bir simit kafe diye bir yer var. Oraya işte kahvaltımı alıyorum. Kafenin en ücra köşesine gidiyorum. Böyle bildiğin seni önünde sadece ağaç oluyor falan, böyle öyle bir yer. Oturuyorum oraya. Hava Metro Madri izleyeyim, kahvaltı yapıyorum ve hani ya günü o kadar iyi başlamamı sağlıyor ki size anlatamam. Yani kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum ve şu an bile böyle orada olasım geldi. Yani düşünün, gerçekten çok hoşuma gidiyor öyle yapmak. O yüzden de How I Met Your Mother'a bu arada tekrar aşığım. Üçüncü olarak da bunu da yazmadan önce izliyorum genelde. House MD diye bir dizi var. Bu çok eski bir dizi. Daha böyle doktor, hani tıp üzerine bir dizi, doktorluk üzerine bir dizi. Ama benim çok hoşuma gitti çünkü böyle şey düşünüyorum bazen, keşke doktor olsam falan hani. Bu da tam onun üstüne böyle ya balla kaymak oldu yani. Cidden böyle, ama bu biraz değişik hani, gerçekten çok farklı vakaları çözmeye çalışıyor. Her bölümde farklı bir vakayı çözüyorlar ve bunun üzerine ilerliyor dizi. Mesela bir devamlılığı yok yani. Bir gün, ne bileyim, mesela ikinci sezon, üçüncü bölümünü açıp bir anda izleyebilirsiniz. Yani önceki bölümleri izlemenize gerek yok çünkü hepsi farklı işliyor. Böyle. Müzik olarak Spotify'da bir listem var. Ama tekrar favorilerim biraz değişmeye başladı sanki. Tekrar yeni bir liste yapacağım. Onun linkini aşağıya bırakırım. Oradan müziklerime bakabilirsiniz. Ama genel olarak yabancı rap ve hani böyle cover müzikleri seviyorum. Hepsini koyacağım işte aşağıya. Uygulama göstereceğim. Bir tanesi bu Instagram'da şu an aşırı popüler olan bu Kira Kira uygulaması var ya. Mesela şu an ben sizin için çekeceğim. Ve böyle hani parlak şeyleri böyle daha da parlaklaştırıyor. Mesela şu an bu kazağımı böyle ışıl ışıl gösteriyor. Aynı şekilde gözlerimi de gösteriyor falan. Böyle bir uygulama. Bunu çok seviyorum. Bunda videolar çekmeyi de çok seviyorum. Altındaki pijamamı da göstereyim. Böyle bu favori uygulamalarımdan bir tanesi. Benim favorilerim bu şekildeydi. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir ve favorilerimi de beğenmişsinizdir. Ortak favorilerimiz varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ya sizin farklı favorileriniz varsa onları da bekliyorum aşağı yorum olarak.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yıl sonra tekrar bir favoriler videosunda görüşmek üzere. Yani dediğim gibi favorileri hiç ayda bir yapmayacağım ama böyle kafamı estikçe size böyle ara ara göstereceğim favorilerimi. Ama asla ayda bir olmayacak. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Güzel kalın, hoşça kalın.